Ve onunla ilgili de süre seçimlere çok az kaldı ama neyse ki Serkan Bey, katılır mısınız bana bilmiyorum, şanslıyız. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi var, çok hızlı kararlar alınabiliyor. Peş peşe idari kararlar. Mesela bir gün aklınıza geliyor, sanıyorum aklınıza geliyor, bir hesap olsa öyle olmaz. Memura emekli ediyorsunuz ki %25 zam yaptım. %25 verdim diyorsunuz. Bütün her şeyden sorumlusunuz zaten. Yani devletin parası, hazinenin parası da sizin paranız. Sonra yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Ya bu az oldu diyorsunuz. 5 puan daha ekledim, %30 yaptım diyorsunuz. Bu yeni yönetimin, bu işte Cumhurbaşkanlığı sisteminin imkanlarından sonsuz faydalanma imkanı da tanımıyor mu bize? Ne diyorsunuz? Yani siz şimdi bana diyorsunuz ki yani bu kadar güzel, bu kadar. Başka bir şey olsa öyle olur muydu yani şimdi düşünsenize. Başka bir yönetim biçimi, istişare edeceksin, konuşacaksın, bakanlık hazırlık yapacak, bir takım kurallar daha olacak. Önemli bir şey var. Daha önemli bir şey var. Oturacaksın, hesap makinesini falan alıp hesap yapacaksın. Yapacaksın bir sürü şey yani. Öyle zaman, dertlerden de kurtarıyor tabii yani. Zaman kaybı onların hepsi. Değil mi yani? Tabii şöyle açacaksın, bütçeye bakacaksın. Bütçede hangi kalemde durum nedir? Ben 5 puan verdiğim zaman nereleri oynatıyorum? İşte bunu toplam tüketim üzerindeki etkileri neler olur? Bu tüketimin enflasyon yansımaları neler olur falan. Ya aslında bunlar tabii şöyle bir hayırlı tarafı var. Bunların hepsi hayırsız işler ama şöyle bir hayırlı tarafı var. Ne kadar saçma sapan bir sistem olduğunu her geçen an, dakika, gün çok daha net anlıyoruz. Yani Allah aşkına bırakın devlet yönetimini falan, bırakın o apayrı bir klasman tabii de. Ailede kendi çocuğunuza verdiğiniz haftalık harçlıklarda bile böyle bir şey yapabilir misiniz ya? Böyle yapıyor musunuz bu işi? Bir ailede mutfak harcamaları, ne bileyim işte sabit gelirli bir ailede mutfağa ne kadar harcanacağı bellidir. Çocuklara ne kadar harçlık verileceği bellidir. Okula ne kadar taksit ödeneceği bellidir. Ya devlet yönetiyorsunuz kardeşim. Devlet yönetiyorsunuz. Senin %5 dediğin rakam Türkiye gibi 85 milyonluk ülkede bir sürü şeyi yerinden oynatıyor. Ya dün gittiler bunlar. Bak söyleyeyim, açık söyleyeyim. Bu asgari ücret, arkasından EYT falan filan, toplumda beklenti çok arttı. Bunlar gittiler muhtemelen seçmen bunlara telefondan WhatsApp mesajı attı. Onunla yaptılar bunu. Kafa böyle çalışıyor. Bu kadar, bunu duydum mi? Bu arada. Yani bu bildiğiniz bir şey bilgi yani. WhatsApp'tan gelen mesaj üzerinde %5 arttı. Tabii yani böyle biraz daha fazla atsalarmış keşke, %55'e doğru gider miydi acaba Serkan? Yani o matematikte tam öyle çalışıyor mu bilmiyorum ama yani biraz daha zorlarlarsa bir 5 daha yapayım. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi Allah aşkına? Böyle ülke yönetilir mi? Hepimiz profesyonel hayatın içerisinden geliyoruz. Kasım ayında, hatta Ekim ayında başlarsın bütçe çalışmalarına. Kasım'a kadar bir dünya tasavvurun olur. O dünya tasavvurunun Türkiye'ye yansımalarına bakarsın. Siyaseti düşünürsün, makro gelişmeleri düşünürsün. Hedefler koyarsın. Bu hedefleri yapabilecek nasıl bir sistematiğin var? Aslında bir sanat eseri ortaya koyuyorsun değil mi Serkan Bey? Bir sanat eseri ortaya koyuyorsun. Ben bir de hep araştırma. Dört başım hamur bir şey. Ben bir de hep araştırma ve strateji departmanlarında falan bulunduğum için bu işleri yapmış birisi olarak söylüyorum. Bütçe işi böyle 3 aylık falan bir süreç. Abi, dün bana mesaj geldi. Memurlar mutlu olmamış. 5 arttırayım. 30'la mutlu mu olduk yani? Evet. 2022 yılı Türkiye'de ortalama enflasyonu %72.3. Arkadaş sen %72.3 ortalama enflasyonu olan bir ülkede 25'i 30'a çıkar senle, 35'e çıkar senle. Zaten sen darma duman etmişsin. Sabit gelirler şu son 20 senelik AK Parti iktidarında hiç bu kadar gerilememişler. Vallahi hatta ben Türkiye bu kadar, tarihinde de bu kadar... Evet işte tarihci, bu kadar hızlı bir şekilde alım güçlerinin düştüğü bir dönemi ben en azından kendi çalışma hayatımda 90'lardan itibaren hatırlamıyorum. Doğru. Yok aynen olmadı öyle. Yani böyle bir şey. Aynen öyle. Çok süratli bir gelir kaybı bugün, oldu. Bugün onu söyledik. Bugün onu söylüyorduk arkadaşlarla. Her şeyin lüks olduğu bir Türkiye'ye döndü burası. Evet. Dışarıda yemek yemek lüks. Doğru. Taksiyle bir yerden bir yere gitmek lüks. Davuz Bey. Cep telefonu ultra lüks. İyi bir bilgisayar, bir laptop büyük lüks. Doğru. Hakikaten büyük lüks. Yani böyle şey sürekli abonesi olduğumuz süreli yayınlar var. Yavuz Bey birkaç tane böyle iktisatçıların bildiği falan filan. Onlarda bile acaba yapmasak mı? Bu kadar da fazla şey olmasa mı? Çok para gidiyor. Çünkü döviz cinsinden yapıyor adamlar tabii bu işleri.
3 sene önce aldığının 4 katına 5 katına çıkmış fiyatlar. Çok Ya çok hakikaten çok bir şey daha dikkatimi çek bir şey daha dikkatimi çekiyor Yavuz Bey. Bu enflasyonu çok özür dilerim. Buna çok önem atfediyorum. O yüzden söylemek Estağfurullah. istedim. Estağfurullah. Enflasyonun hırsızlık, gelir adaletsizliği, işte her şeyi lüks haline getirmesini falan hep konuşuyoruz da. Bir şey var. Onu daha fazla anlatmamız lazım. Aynı zamanda büyük bir kalitesizlik enflasyon. Tabii. Yediklerinizden bulunduğunuz ortamlara kadar her şeyin kalitesi düşüyor. Kullandığımız kağıtlara kadar Yavuz Bey. Kullandığımız kalemlere kadar. Yani ofisteki malzemelere ben dikkat ediyorum gelen son dönemde. Her şeyde bir kalite düşüşü var. Niye? O kadar pahalı ki eski kalitedeki şeyleri Ulaşamıyorsun. üretmek. Daha düşük kaliteyle aynı miktarı verebiliyor sana. Evet. Ulaşamıyorsun, öyle bir durum var. Şimdi arkadaşlardan rica edeceğim. Bugün konutla ilgili bir açıklama yaptılar ya, ben yani Türkiye'yi yönetenlerin, Hazine Bakanı'nın, işte Çevre Şehircilik Bakanı'nın, Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili, dar gelirlerle, sabit gelirlerle ilgili genel bir şeye sahip olduklarına inanamadım. Yani öyle açıklamalar var ki bugün bu konut meselesiyle ilgili. Mesela 80 bin lira azami geliri olan falan diye bahsediyor şey Nebati. 80 bin lira azami geliri olanların gelirinin %35'iyle ev alabileceklerini. Şöyle diyor, birinci bölgede azami geliri 80 bin lira, ikinci bölgede azami geliri 65 bin lira ve üçüncü bölgede azami geliri 45 bin lira olanların faydalanacağı bir kampanya bu diyor. İşte bunu Nebati'nin ağzından verdik. 80 bin lira, 65 bin lira, işte 40 küsur bin lira diyor. Ya bugün zamlardan sonra memur maaşlarından %5 ekledi ya reis, çok şükür herkes böyle rahatladı. Ondan sonra şeyleri verdiler. Devlet memurlarına işte genel müdür maaşı yanılmıyorsam 29 bin civarındaydı. Bir genel müdür devlette en üst düzey bakan yardımcısından sonra geliyor herhalde. Ya Tabii. 80 bin lirayı kim alıyor Allah aşkına Serkan Bey? Bu konutları kim alacak? Ben çok merak ediyorum. Şimdi bu 65 bin lirayı kim alıyor? şimdi siz çok yakın olmayabilirsiniz ama Nebati'nin kur korumalı mevduattan dolayı yakın ilişki kurduğu Türkiye'de zengin bir kesim var. Diyor ki arkadaşlar kur korumalı mevduattan zaten yeterince veriyoruz. Bari bu ev işine siz girmeyin de vatandaş ev alsın. Yani onlara sesleniyor burada yani genel müdüre, kamuda çalışan memura, öğretmene, polise, profesöre falan değil yani. Yani Ya burada bir profesör üniversitede 20 bin lira. profesörün İstanbul'da ev alma Buyurun. ihtimali sıfır. Bir üniversitede profesörün İstanbul'da ev alma ihtimali sıfır. Şu açıktan anla. Mümkün Tabii. değil yani. Aynen öyle. Bir de Yavuz Bey, şimdi ne dersek diyelim, açık konuşalım. Bu tür özellikle kamu kaynaklarıyla sübvanse edilen konut kampanyalarının özellikle o skaladaki konut fiyatları üzerinde bir yukarı yönlü etkisi var. Yani bu kısmını bir açalım, netleştirelim. Yani siz 0,69'da başlıyor zannediyorum asgari şey kredi faiz Evet. oranı. Onunla başlayan bir kredi kampanyası yapıp %10 ön ödemeyi yeterli bulduğunuz anda zaten o 3 milyon lira maksimum diyorsunuz ya, 2 milyon 250 bin liraya satılan ev de zaten çat diye Üçe 3 milyon çıkar. lira oluyor. Tabii. Yani çünkü artık şimdi bir defa şunu yaptınız. 3 milyon liranın altındaki evlerin hepsini bugün olduğundan daha kıymetli hale getirdiniz. En azından 3 milyona çekilebilecek şekilde. Çünkü gidip satın alınacak evler bunlar. Ama burada daha önemli bir mesele var. Tabii anlıyorum, bu yayınladıkları şeyle şunu söylemeye çalışıyorlar. Yani azami geliri çok yüksek olanlar, toplumun nispeten daha zengin olanları, ki onların da sayısı sizin de söylediğiniz gibi son derece sınırlı. Onlar dışındakiler alsın, ama bak burada daha önemli bir şey var. Türkiye'de barınma, giyim, gıda gibi maliyetler artık o kadar yüksek ki insanların bunların bu tür evlerin, bu tür kampanyalara girip ev sahibi olmaları falan önünde başka başka engeller var artık Yavuz Bey. Şimdi onu da anlaması lazım hükümetin. Ben o konuda da çok eksik kaldıklarını düşünüyorum. Yani meseleyi orada tam anlayabildiklerini düşünmüyorum. İkinci bir mesele de şu, bizim hep konuştuğumuz sizinle. Ya Türkiye'de çözmek istediğin şey ne olursa olsun kökteki problemi çözmeye yönelmeyen, bunun yerine makyaj tedbirlerle süreci yöneten bir iktidar var. Yani şöyle düşünüyor. Yüzde işte 80, gerçi sene sonu itibariyle %64'e düştü. %64-65 enflasyon var. Ne yapayım? Ucuz kredi vereyim. Ne yapayım? Ucuz krediyle insanlar gitsinler ev alsınlar.
Yani sorunun böyle çözüleceğini düşünüyor. Yani insanların ev alamama nedeninin kendi uyguladığı cahil politika olduğunu unutuyor. Yani bunun için para politikasını değiştirmesi gerektiğini unutuyor. Bunun için kamu maliyesinde daha adil bir maliye politikasına, vergi politikasına geçmesi gerektiğini unutuyor. Sanayinin ve üretimin gerçekten nasıl canlanacağı konusunda bir kanaati olmadığı çok daha net bir biçimde ortaya çıkmış oluyor. Şöyle düşünüyor. Ben seçim kazanmalıyım. %25'ten 30'a çıkarıvereyim. Böyle kazanırım. Ha millet barınma sorunu mu yaşıyor? Hemen ben ucuz kredi vereyim. Yani bir fayda maliyet analizi falan yok. Ve zaten. Bunu, hani ve... ben de